Gombeşti de çok güzel bir taktik söyledi bana izleyicim. Size hemen o izleyicimin bana söylediği taktiği göstermek istiyorum. Aslında bu taktik bizim Gombeşti de değil de Epicube'da yaptığımız bildiğimiz bir şeydi. Fakat Gombeşti de yok idi. Artık Gombeşti de var olduğunu öğrendik. Aslında şeydeki ile Epicube'daki ile buradakinin stili farklı. Zaten bizim anlamamamızın sebebi de o. Birazdan anlatacağım. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi sevgili kardeşlerim. Şunu bir atalım. Ve hemen karşıdan karşıya bir geçelim. Buradaki imöleri bir alalım. Ondan sonra elmalarımızı toplayalım. Aşağı doğru hızlıca bir inelim. Bakalım neler yapacağız. Şimdi sevgili kardeşlerim. Bu inekleri bir alıyorsun ilk başta. Gel. Tavşana bak maşallah inek kadar. Şunu da bir şöyle alıyorsun. Tamamdır. Çok güzel. Hemen ilk baş ağaçları, sonra hemen aşağıya. Aşağıda göstermem gereken bir şey var zaten size. O aşağıda göstermem gereken şeyi de hızlı bir şekilde yaparsam eğer acayip bir seviyeyi yukarı çıkmadan ulaşıyoruz. Epicube'daki ile buradaki aslında birbirine benziyor. Mantığı aynı. Fakat farklı materyallerle, farklı şekillerle, farklı şemalarla yapılıyor. Onları ben size göstereceğim arkadaşlar. Bir saniyenizi rica ediyorum. Şunu da aldım, bunu da aldım. Hadi bakalım devam. Şimdi bunları da getirelim. Hızlı bir şekilde bunları almak istiyorum. Bu çank hatası mı? Vallahi çank hatası. Oradan uzaklaş oğlum eşi. Çank hatasıymış. Hemen uzaklaşalım oradan. Düşeriz şimdi ağaçları falan toplarken. Gerçekten orada düşersek çok kötü olur bizim için. Haydi bakalım. Süper bir şekilde buradan bunları alıyoruz. Ve mükemmel bir şekilde aşağı iniyoruz. Ve yardırıyoruz taktiklerimizi. Arkadaşımızın bize söylediği taktiği. Aslında var ya ben birkaç oyun girdim. Böyle baktım gerçekten muazzam bir şekilde işliyor o taktik. Böyle keşke videoyu alsaydım dediğim oyunlar vardı. Keşke ama işte maalesef. Bunları da böyle bir alıyorum. 10 küsür tane elmayla beraber aşağı doğru iniyorum. Ve hemen olaylarımıza başlıyoruz. Burayı komple topla Eşo. Erşen'cim burayı komple topla. Altın elmayı da buradan almayı unutma. Bunları da al ve hemen aşağı doğru kaç. Yardır bakalım süper bir şekilde. 18 tane elmayı da aldığına göre süper bir şekilde aşağı doğru gidebilirsin. Bunları da böyle yap. Bunu da böyle. 22 tane bunları aldın. Hemen aşağı doğru kaç. Girdiğimiz maden kötüymüş. Bunun iniş yeri var mı? Var. Hem de çok güzel bir yere iniyor burası. Mı acaba? Güzel bir yere mi iniyor, çok berbat bir yere mi iniyor? İnelim abi. İnelim madem öyle. Bulduk buraya inelim. 2, 4, 6, 8. Çok güzel. Taktiğimizi göstermeye başlıyorum o zaman. 1, 2, 3, 4 dedim böyle. Böyle yaptım. Şimdi enchanting table'a ihtiyaç duymadan gelip buradan bir level verip 4 tane kılıcınızı böyle keskinliklerini otomatik basmış olabiliyorsunuz. Biz eskiden bunu Epicube'da yaparken şu şekilde yapıyorduk arkadaşlar. Diamond külçesini crafting table'ın sağına soluna önün arkasına koyuyordun işte. Size enchanted diamond külçesi veriyordu. Enchanted diamond külçesiyle de beraber enchanted çarpmış bir diamond kılıcınızı otomatik bir şekilde yapabiliyordunuz. Burada da bu şekilde kılıcınızı crafting table'a koyarak böyle yapabiliyorsunuz. Gayet tatlı bir şekilde işlem devam ediyor. Hemen ben bulduğum diamondlarla bu sefer kazma yapacağım. Kazmayı yapmamışım. Taktiğin heyecanından. Gel bakayım. Oo. Burada baya bir şeyler var. Şunları bir alayım ben ya. Şunları bir alalım. Ondan sonra tam gazeli devam edeceğiz abi. Şimdi burayı da bir alalım. Burayı da bir al. 36 tane oldu. Gel abi hiç vakit kaybetmeden bunları. Bunları böyle yap. Bunu böyle yap. Buradan da bunu bir tane böyle yaparsan çok tatlı olur. Böyle. Bunu da böyle. Tamamdır. Gel abi bunu da böyle. Çok güzel. İkisini de böyle yaptık. Hemen ardından buradan şarp üçümüzü bir yapalım. Vallahi enteresan, değişik, güzel bir taktik. Aslında enteresanlığı yok benim için. De burada olmasına çok sevindim. Çünkü uzun zamandır burada oynamama rağmen yoktu. Ya da biz sadece diamond'ı sağa sola koyarak denedik. Kılıcı koyarak denemedik.
Öçkürük. Kılıcı koyarak denesek belki biz de yapabilirdik. Biz diamond'ı koymaya alışkınız craft table'a. Bir baktık olmuyor. Hadi burada yokmuş madem. Devam edelim dedik. Ne oldu ya? Sahiden mi? Sırf vakit kaybedeyim diye mi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sırf vakit kaybedeyim diye mi? Ha? Ha, aferin size. Ha. Aferin. Şimdi gelelim hemen bir diamond bulmaya devam etmemiz lazım bizim bir yandan da. Buldum. Tek veinse. Tek veinse gerçekten çok kötü olur diyecektim ama tek vein galiba. Aynen tek vein. Aa burada buldum valla. Hemen buradan geliyorsun. Bunları alıyorsun. Ve gelip enchanting table'ına yapıyorsun. Ne var lan? Ne var oğlum? Kafa yandı benim ya. Bak kafa iyice yandı benim. Sinir oldum var ya. Hemen burada bir enchanting table'ımızı da yaptık ya. Diamond arama olayını iyice hızlandırmam lazım benim. Acayip hızlandırmam lazım. Öyle böyle değil. Gel lan sakın düşme. Sakın düşme. Sakın düşme, harika. Gördüm diamondların hepsini gördüm. Gördüm diamondların hepsini gördüm de bu diamondlar neden böyle hepsi sınırda? Hepsi böyle bir yerde sınırda toplanmış böyle. Sanki alıp kaçıracaklarmış gibi. 4 tane daha kılıç yap. Bunların hepsini gene gel gene şartması yap. Birer level harcayarak. Birer level harcayarak geldim. Bunların hepsini şartması yaptın ya. Ondan sonra gel. Bunları tekrar birleştir şartması 3 yap. Sonra gel. Buradan bunu böyle yap. 6. Çok güzel. 7. Tamamdır. Bunu da böyle yaptın mı? Yaptın abi. Çok güzel aldın. Şimdi 4. Keskinlik 4 yapacağım. Ondan önce tam 29 tane de ekstradan diamond'ımız varmış. Onu görmem iyi oldu. Ne yapıyorsun reis? Ne yapıyorsun reis? Bunları da böyle bir alalım. Bunları da böyle bir getirelim. Hemen heh. Sen eksiktin aferin. Sen olmazsan çünkü eksik kalırız. Siz olmadan eksik kalıyoruz biz. Ben kes 4'ümü yaptım. 5 dakika daha sürem var. 5 dakika süre içerisinde ben hemen gelip şuradan ekstra diamondları bulup hemen ondan sonra şuraya gelip fıstık gibi valla 5 level'a protection veriyormuş. Onu alırım ben. 5 level'a protection'ı almadan önce gelip şuna basarım. Tamam mı? Böyle vakitten tasarruf. Vakti en iyi kullanma şeklini bilmek gerekiyor. Gel oğlum. Tamam. Harika. 3 level yaptım. 4'e yaklaştım. 5 level'da istiyordu değil mi? 5 level'da veriyordu. Ver oğlum şunları. Artık ver. Tamamdır harika. Enchanting table, crafting table. Buna buraya bırak. Ondan sonra gelelim. Protection diyor. Tamamdır. Nice. Birazcık daha lapis bulursam iyi olacak. Yoksa lapis sıkıntısı çekeceğiz. Lapis bulmazsak gerçekten büyüğü nasıl basacağız abi? Ben böyle bir buraya bir delelim bakalım. Burada daha var mı yok? Daha da yok orada. 8'li altın veini. İşte bu efsane oldu. 3-17 daha dakikam varmış. Gerçekten efsane. Hadi abi buradan devam. Bunu. Buradan ne eksik? Ve bu geliyor. Harika. Çok güzel oldu. Bunu bununla. Bunları da birbiriyle. Çok güzel. 2,5 dakika daha sürem var. Ben o süreyi iyi kullanır mıyım? İçinden bile geçerim. Bak sesleniyorum. Sesimi duyan yok mu ya? Lapis yok mu kardeşim? Bari şunları alalım da. İnsana benzeyek de. Level olarak. Çok güzel. 13 tane elma. Keskinlik 4. Full koruma 2. Tam gaz ile devam. Şimdi durun bakalım. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Şş,
Blöf yapıyor. Benim geldiğimi gördü. Dönecek hemen. Gel buraya. Bunları al. Kes 4. O da kes 4. Korma 2, korma 2, korma 2. Arkadaşlar 17 level'ım var. Hadi inelim kes 5 yapalım. Abi babalar gibi kes 5. Babalar gibi kes 5. Her 7 level'da bir koruma 3 yapacağız şimdi. Protection 3 çok iyi. Tamamız abi. Çöplük yapalım atalım. 52. kattayım ben daha. Oha beni görürler. Ben bir parça koruma 4 yapmak istiyorum ya. Sonra 5 level'a bunları birleştiriyorsun. 10 level'a da onları birleştiriyorsun. Koş oğlum eşo. Koruma 4 yapamayacağız arkadaşlar. Koruma 4 olmadı. Canımız sağ olsun. Olmadı. 9.5'ta kaldı. Tamam. Sıkıntı değil. Okey. Söylesin bakalım kaçmış. Bekliyorum. Oo. Nice. Güzel, bu da güçlü. Hadi başlayalım. Hadi let's go. Güzel oynuyor, çok güzel oynuyor. Oha. Good game. Sharpness 5. Uf diyor. Thank you. Hey. Hadi bakalım.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.